izleyicilerimiz, Kayıp Aranıyor'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda Figen Hanım var. Figen Hanım, doğum yaptıktan 15 gün sonra bebeğinin annesi tarafından tam 3 bileziğe satıldığını iddia ediyor. Figen Hanım, bir en baştan anlatır mısınız? Tabii ki. Ben 2001 yılın şu Nisan'ın 26'sında evet. İlk evliliğimi yaptım. Bu ilk evliliğimi kaçarak yaptım. Eşime kaçtım. Eşime de kaçmadım aslında da evden kaçmıştım. Görücü usulüyle eşimle evlendim. Uygun dediler. Nasıl? Evden kaçtınız. Nasıl evet. Görücü usulüyle evlenmiş oldunuz? Tanıdıklar aracılığıyla. Şimdi öncesinde tanışıyor muydunuz o zaman eşinizle? Yok. Kaçtığım yerdeki akrabalar tanıştırdılar. Peki tanıyordu. Önce bir soru soracağım. İlk evden neden kaçtınız? Ya biraz dolduruşa geldim. Üvey babam vardı. Üvey babanın işte... diyerek biraz dolduruşa geldim. Korkumdan kaçtım. Yani geçmiş zaman rahmetli de oldu üvey babam. Aslı astarı belki vardı, belki yoktu. Ondan biraz korkarak böyle kaçtım. Ya işte eder diye biraz ne olur ne olmaz diyerek kendini koru gibisinden büyüklerim böyle bir baskı uyguladı. Ben de onun korkusuyla tamam, kaçtım. Sonra evden kaçtın. Evden kaçtım. Başka bir akrabalarına mı sığındın evden kaçtıktan sonra? Uzaktan akrabaların, tanıdıkların yanına sığındım. Bu tanıdıklar da beni bununla tanıştırdı. Uygun dediler. Evlendik. Resmi nikah kıydınız mı? Kıydık tabii. Tamam. Resmi nikahım da vardı. Dini nikahım da vardı. İkisini de aynı anda kıydık. Aynı gün içinde kıydık. Yani onunla resmi nikah ve dini nikah kıydıktan sonra anneme barışmak için eşim telefon etti. Biz dedi bak dedi evlendik. O dönemde sen hamile miydin peki? Geldiğimde hamileydim. Tamam. Anneni barışmak için aradığınız zaman ben, sen artık hamileydin. Ben 3,5-4 aylık hamileydim. Tamam. Tabii ki 3,5-4 aylık hamileydim. Geldik biz Safranbolu'ya. Safranbolu Karabük'te oturuyorum ben. Tamam. Safranbolu'ya geldik. Safranbolu'ya gelince benim annem 90 derece döndü. Olmaz dedi kesinlikle. Görüşmek istemedi mi? Hayır görüştük. Görüştüler. Bir hafta, bir iki hafta benim eşim yanımda kaldı annemle birlikte. Yalnız düğünsüz derneksiz ben kızımı çıkarmam. Tek kızım gelinlikle çıkacak. Şudur budur diyerek eşimi gönderdi benim yanımdan. Ailen gel. Sanki hiçbir şey tekrardan olmamış gibi. Tekrardan gelip istesinler diye mi evet, gönderdi? Evet. Sanki hiçbir şey yokmuş. Ben seni babanın yanına okumaya gitti dedim. Böyle bu şekilde evet. Kabul edemem. İşte ben memurum. Benim hasiyetim var, gururum var diye benim eşimi gönderdi. Eşini gönderdi. Tamam. O sırada sen kaç aylık hamilesin? 3,5-4 aylık hamilesin. Bu arada eşim İskenderun'a geri dönünce İşte akrabalar da demiş işte evlendiler bunlar. Düğün dernek biz yapamayız diyerek. İsteme oldu mu sonradan gelip? Yok tamam, istemediler de. Hiçbir şey olmadı. Sonra sen nasıl geri eşinle bir araya geldin? Anlatacağım. Ondan önce ben eşim gittikten sonra beni annem aldırmak için doktora götürdü. Çocuğu aldırdı. Ben gittim. Zaten günü geçtiğine eminim ya. Hı hı. Önce yok mok dedim. Sonra tamam anne dedim. İtiraz etme hakkım yok çünkü. Onun yanındayım. Evet. Ve öyle bir baskı yapıyor ki. Sen işte ben çok affedersiniz. Ben sanki başkalarından kazanmış sanki gibi. Sanki gayrimeşru bir çocuk yapmışsın aynen, gibi. Aynen. Çocuğunu aldırmanı istiyor annen. Aynen. Yani o öyle bir baskı yapıyor ki anlatamam. O baskıyı yaşamanız lazım. Sanki ben onun bunun adamından kazanmışım da anladım. Helalimden kazanmamış gibi bir baskı yaptı. Aileler toplandı. Yapmışım ben gibi. Yapıldı. Ben tamam dedim onu. Gittik. Doktor dedi ne aldırması ya dedi. Çocuğun günü geçmiş dedi. Günü geçmiş ürün dedi. Ondan sonra tamam mı öyle mi? O zaman dedi sen dedi bu çocuğu doğuracaksın dedi. Kimse çıkmayacaksın doğuracaksın sonrasına bakarız dedi o zaman. Peki doğuma kadar seni böyle gizlediler mi evde? Aynen. Dışarı çıkma kimse hamile olduğunu anlamasın diye. 6 ay boyunca yanımda bir gardiyan eşliğiyle ben çünkü kaçmayı denedim evde. 3-4 defa kaçmayı denedim ve bunun için kuzenimi yanıma başıma tuttular. Kuzenim benim sen evden kaçama diye kuzenimi başına dikiyorlar. Devamlı tabii canın ayrılmıyor. Hiç. Evden kaçama diye. Bile gardiyanla gidiyorum.
Kapı. Kapıda bekliyor seni. Gittin her yerde. Kapıyı, tuvalete bile kapı şey. Cenaze anladım. Oldu. O sıra bizim mahallede cenazeye niye çıkmadın diyorlar. Midesi ağrıyor dedi annem. Yani komşuları da bir şekilde şey yaptılar. Bahaneler buluyorlar. Herkes seni sorduğunda o insanları bir şekilde atlatıyorlar anladığım kadarıyla. Yok dayısına gitti. Yok ben evdeyim dayısına gitti diyorlar. Şudur budur. Komşular evet. Da bu şekilde kandırdı. Velhasıl konuyu çok uzatmama gerek yok. Ben doğumumu yaptım. Tamam. Ama ben doğumumu normal doğum yapmadım. Nerede doğurdun? İçinde Ayşe Güneş olarak doğum yaptım ben. Başka isim soyad kullandın. Evet. Kendi isim soyadını kullanmadın. Kullandırmadı benim. Benim o dönem eşim Figen Aslan'dı. Figen Aslan'dı. Evet. Eşimin ismi soyadı Aslan'dı. Figen Aslan diyeceğime Ayşe Güneş dedirtti bana. Benden önce o dedi. Ayşe Güneş bunun ismi diye. Annen mi bunu söylettirdi? Tabii ki. Bu kızın ismi Ayşe Güneş'tir diye. Aynen. Bu kız sonra... dedi Ayşe... Ben doğumumu yaptım. 3,5 kilo doğurdum. Kız çocuğu sabah saat akşam 5 veya 6 saati olması lazım. Orasını kesin bilmiyorum çünkü 17 yıl geçti. Evet. Ama 24 Ekim 2001 doğumlu. Sonra ne oldu? Eminim. Doğumu yaptın. 3 gün hastanede Ayşe kaldım. Ayşe Güneş olarak sen bir bebek, bir kız çocuğu dünyaya getirdin. Evet. Figen Aslan olması gerekirken Ayşe Güneş evet. Adına doğumumu yaptım. 3 gün boyunca hastanede kaldım. 3 gün sonra benim yanıma annem, babam ve babamın tanıdığı Rabia abla geldi. Ama Rabia abla beni oradan kurtarmaya gelmişmiş. Halbuki ben o zaman anlamadım. Haberi var senin annenin bebeği satacağından. Evet, onu anlatacağım. Ben o zaman cahillik küçüküm. Cahilliğime geldi. Annem buna demiş, bu çocuğun doğduğu çocuğa demiş bir tane hemen yer bulalım demiş. Rabia'ya söylemiş. Evet. Rabia abla dedi, kızım dedi senin dedi çocuğunu satacaklar dedi. Ben sana böyle söyledi mi Rabia? Tabii. Annem ona söylemiş, o da bana söylemiş. Ona gelip sen ama o sırada hastanede... Hastanede yatıyorum. Değil mi? Tabii ki. Los tamam. Yatağımda yatıyorum ve ben ilk, çok affedersiniz, halsizim yani. Evet. Hastanede. Ondan ben, Rabia abla ben bana yardım et dedim. Ben dedim satılmasını istemiyorum dedim. O zaman dedi git dedi bizim kız da dedi, tuvalette dedi, eşine telefon et dedi. Onun kızının yanına verdi beni. Ben tam numaraları çeviriyorum böyle. Çevirdim. O düşmedi. Hemen düşmüyor ya. Evet. Cep telefonu düşene kadar o yanımda bitti. Kızım sen ne yapıyorsun dedi böyle. Annen tuvalete mi geldi annen tabii peşinden? Tabii ki arkama geliyor. Bir saniye, bir dakika. Yani şöyle yapacak seviyeye bırakmadı bende. O aralar bırakmadı. Şöyle yapamıyorum ben. Hemen her dakika arkamda. Anladım. Seni hiç yalnız bırakmıyorlar. Hiç bir saniye nefes almayız. Müsaadesi etmiyor bana nefes evet. Almaya. Anne dedim. Benim doğurduğum çocuk benim dedim. Nikahlı eşim. Sen dedim bu çocuğu satmaya çalışıyor musun? Rabia abla söyledi. Ben de eşime telefon ediyorum dedim. Ne dedi annen? Hastaneden beni bir şekilde kandırdığını. Yok kandırdı, satmayacağım çıkardı. Öyle bir şey yok falan aynen. Dedi mi? Yok satmayacağım kızım. Ne demek satmak? Bu senin canın kimden olduğu önemli değil. Benim canımın canı. Böyle bir pişlemeler, yağlamalar beni oradan çıkardı. Ama ben orada gözümü açtım. Ben dedim buradan çıkmayacağım. Polise sığınacağım bak anne dedim. Böyle bir şey yaparsan dedim. Satacağım. Keşke polise sığınsaydım dediğin i̇şte, oldu mu? Çok. Değil mi? 17 senedir diyorum. Hep onun içinde bir vicdan azabı kalmıştır değil mi? 17 seneden beri diyorum. Ben 3 sene öncesine kadar Yasin okuyordum 24'ünde. Ayın 24'ünde. Kur'an okuyordum. Arapça yazısını bilmiyorum. Düz yazıdan okuyup eşim biliyor. Eşim de bana Yasin okuyuveriyordu. Çocuğum öldü diye. Şu anki eşim bana Yasin okuyuveriyordu. 3 sene öncesine kadar. Oraya geleceğim. Ama evet. Önce öbürünü anlatmam gerekiyor ki. Ben çünkü elimde hiçbir delilim kalmadı. Hep bütün delillerimi yok seni etti. Seni hastaneden bir şekilde çıkardılar. Çıkardı. Cahilliğime tamam. Çocuk şey hala senin yanında ama o yanımda. Sırada. Tamam sonrası. Biz hastaneden çıktık. Bu Ankara'da o Rabia abla dediğin evde gittik. Orada yemek yedik. Çay içtik. O Rabia Hanım kocasına söylemiş. Bu çocuk satılacak. Kezban bu çocuğu satacak demiş. Annemin adı Kezban. O da bizi evden kovdu.
bu evde bu şekilde bir şey yapılmaz diye biz evden kovduk. Sen bebekle kapıda kaldın. Annem, babam, evet. Ben çıktık dışarı. Ne yaptınız sonra? Orada Safranbolu'ya geldik. Safranbolu'ya gelirken annem beni daima oya gibi işliyor. Abin seni öldürecek. Bebeğini de. Ben her dakika bana bu çocuğun satılması gerektiğini, yok edilmesi gerektiğini, işte ya yurda ya başka çocuğu olmayana verilmesi gerektiğini, öldü, yok olması gerektiğini söylüyor. Bir canlı nasıl yok edilir anne? Niye yapıyorsun bunu diyorum. Benim eşim var. Yok, ben memurum. Sen bakamam düğünün... mı ben çocuğa? Bu masrafları ben karşılayamam mı diyor. Eşim karşılardı. Ama eşin nerede bu sırada? Eşim gelmiyor. Onda benim ağzımdan demişler ki Fiyan seni boşayacak. Kesinlikle gelmiyor. Ama hiç sana bir şekilde ulaşamıyor mu ulaşamıyor. Telefon? Hayır hayır. Ulaşamıyor. Gerçekten çok enteresan ya. Niye ulaşamıyor? Yani hayır şu da tuhaf. Karısı doğum yapıyor. Adam nerede? Niye hastaneye gelmiyor? Acaba eşinle haberi olabilir mi? Annenle eşin... Hayır, hayır. Kesinlikle yok. Konuşmuş olabilirler mi bu konuyu? Hayır. Eşim eşinle haberi kesinlikle yok. Kesinlikle. Buna inanıyorsun. Kesinlikle eşime o konuda güvenebilirim. Kendimden fazla güvenebilirim. Kesinlikle evet. Yok. Çünkü eşim... Eşini kandırıyorlar. Figen seni boşayacak. Eşim çünkü çocuğa tapan bir insandı. Gerçekten çocuğa tapan bir insandı. Tamam. Birazdan devam edeceğiz bu konuya Figen'cim. Ama öncesinde kısa bir ara vereceğiz. Reklamlar. Eşimin haberi kesinlikle yok diyorsun. Hayır, kesinlikle yok. Ben eşime bu konuda... Annenle işbirliği yapmış olamazlar. Hayır, bu konuda ben eşime, eski eşime kendimden fazla güvenirim. Çünkü eşim, eski eşim çocuğa tapan bir insandı. Kesinlikle olamaz. Peki, sen doğum yaptıktan ne kadar sonra eşine görüştün? Yani siz en son ne zaman bir araya gelebildiniz doğumdan sonra? Doğumdan sonra ben eşimle hemen hemen... Orasını pek bilmiyorum ama bir iki ay olması ya lazım. Ya peki eşin çocuğu görebildi mi? Göremedi. Hiç göremedi. Hiç göremedi. O çocuğu sen yine bir 15 günde olsa tabii ki. Bebeğini görebildin. Tabii ki bir 15 gün baktım. Annem bu arada ben evde bakmadım ama çocuğuma. Nerede baktın? Ben Ankara'da doğum yaptım. Ankara Zübeyde Hanım'da 24 Ekim'de doğum yaptım. 2001 doğumunda yaptım. Yalnız ben Safranbolu'da oturuyorum. Karabük Safranbolu'da oturuyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Gerçekten çok enteresan bir konu. Bu konuya daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik biz ailen sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar.